Herkese merhaba. İyi akşamlar, iyi geceler, günaydınlar. Hangi zaman dilimindeyseniz. Evet, şimdi bugün hemen şimdi bizi kısacık bir lab bekliyor. Hemen onu uygulayalım. SDK'yi boot edeceğiz, kuracağız, ortamımızı set edeceğiz ve bir örnek uygulamayı derleyeceğiz. Bakalım bu safhaları hemen hızlıca geçelim. Oldukça kolay bir lab. Şimdi hemen her zamanki ilk adımımızı gerçekleştirelim. Evet. Şimdi 8. ders 2. kısımda biz bir şeyler yapmıştık biliyorsunuz. Meta Toolchain derlemesini başlatmıştık ama oldukça uzun bir zaman aldı o. Ve o derleme bitmeden gecenin yarısı, sağ sabah 3 sularıydı sanırım, elektrikler kesildi. Ardından da bu hikayeyi niye anlatıyorum? Onu da yani biraz sabredin. Elektrikler kesildi. Sabah kalktım ve o Meta Toolchain'i, ne Meta Toolchain'i ne de Boot in Labs Image Minimal'ı bir türlü derleyemedim. Olmadık mesela Camu'nun bir alt reçetesinden, ondan sonra GCC'nin Cross Dev vesaire paketlerinden, şuradan buradan olmadık hatalar. Her ne kadar hata veren reçeteleri clean state, clean ol tasklarıyla çağırmış olsam da yeniden ve yeniden aynı hataları aldım. Anladım ki derlemenin tam ortasında elektriğin kesildiğini biliyordum. Bunun sebep olduğunu düşündüm, gördüm ve çözüm olarak ne yaptım? Siz de karşılaşırsanız böyle bir durumda, hiç acımadan şu işlemi yapınız. Remove rf slash temp değil, buradaki temp. Altında ne var arkadaşlar? Evet. Bu temp'in altında tabi burada bakın, bu yudun altında downloads var. Bu downloads'u silmeyin veya diğerlerini de, her şeyi de silmeyin. Sadece temp'in altını şu işlemle temizleyin. Bu yudun altındaki temp'in. Bir de tertemiz olsun diye S state cache'in içini de temizleyin ve ondan sonra sizi çok daha uzun bir toolchain derleme, normalden daha da uzun bir toolchain derleme süreci bekleyecek ama temiz olacak. Bunu da ek bir bilgi olarak ifade etmiş olayım diyorum. Ve peki ben derledim de ne yaptım? lstemp deploy sdk Bakalım burada neler var. Bakın, derlediğimiz Meta Toolchain bu şekilde derledik. Sonra ben onu gittim. Şeyde gösterdiği gibi, eğitim slaytında gösterdiği gibi ve daha önce de hayatımda onlarca kez yaptığım gibi OPT altına default yerine, ben hiç farklı bir yer vermedim. OPT POKI altına, ama derste bugün şey labda bugün farklı bir yer vereceğiz. OPT POKI altına kurdum. Hatta ikisini de kurdum. Ha, ikisi derken aslında labdaki şu birinci adımı ben bu lab hazırlığı kapsamında daha önceden gerçekleştirdim. Şimdi komut satırına tekrar çağıracağım ama tabii ki. Ve ortaya toolchain ismi, mimari ismimiz, nokta S haçlı, ama bu nokta S haçlı ama tam da neydi? Göstermiş miydim acaba derste? Olsun, tekrar bakalım. Temp deploy SDK. Bakın onlar neymiş? Normalde POSIX Shell'de herhangi bir script'te. POSIX Shell script executable binary data'da da içerisinde bakın söylüyor. Bu bir bundle demiştik. Kurulum dosyası aslında. Setup yani. Nokta setup gibi düşün. Şimdi gelelim.
Evet, Bitbake, Bootdynlabs ama hiç minimum. Ha, pardon, pardon. Kurulduğum yeri göstermiş miydim? Tekrar göstereyim. OPT POKI 2.5 Meta Toolchain altında kurduk ve lab'da söylenen tak 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 ve en önemlisi şu environment içine hemen bakalım. Bakınız bakınız buna ne diyecek? Bu sadece ASCII text. Bakınız bakınız. Burada nano'yla açıverelim şimdi. Görüldüğü gibi exportlar, exportlar, exportlar. Bu bizim ortamımızı ayağa kaldırıyor. Bizim terminalimizi, toolchain'imizi kullanabileceğimiz hale getiriyor. Evet. Şimdi biz kendi imajımız için yapalım bunu. Demin gösterdiğim gibi hazır yapılmışı var ama bu komutu göstereyim şimdi. Şimdi bu sizde hatırı sayılır bir süre alacak. Evet, şimdi ise burada. Eğer şimdi derlemiş olsaydım nereye çıkmış olacaktı? Biraz önce gösterdiğim işte bu dosya oluşmuş olacaktı. Ve şimdi benim daha önce 23 Ağustos'ta yapmışım. Bugün 25 Ağustos, 2 gün önce. Evet. Şimdi gelin bunu kuralım. Ben kurmuştum ama farklı bir yere kuralım. Eğitimimiz ne diyor? Bakalım şimdi eğitim doküman labımıza bir dönelim. Build ettik mi? Evet ettik. Temp deploy SDK altında gördük mü? Evet gördük. Install SDK. Tamam, kuralım. Onu sadece çalıştıracağız ama biliyorsunuz ben home altında değilim. Yocto Labs altında bir SDK içerisinde kur diyor. Hemen gidelim. Yocto Labs altına bir SDK açalım. Şimdi ben buranın petini alayım, cebime koyayım. Tamam. Şimdi gidelim. Build, pardon, yo pardon değil, build temp deploy SDK neydi? Ha, buraya girdim. Burada kim vardı? Peki, Bootdynlabs imaj ismim, Bootdynlabs image minimal, Cortex A8 EF Neon falan filan, Toolchain Enter'a bastık. Şunu biraz görsellik adına yukarıda yapalım. Evet. Ya bir klasör gir, ya da benim dediğim yere koy diyor. Hayır, biz buraya koymanı istiyoruz diyoruz. Enter. Bak, senin söylediğin yere koyacağım. Emin misin? Eminim. Extract ediyor. Evet. Her ne zaman yeni bir kabukta bu SDK'yı kullanmak istersen aşağıdaki environment script'ini source etmen lazım. Exportları hayata geçirmen lazım. Source nasıl yapılır? 1. Biz hadi artık yerimize gidelim. Bakalım burada neler var. Kurulum burada. Şimdi bir nokta boşluk environment şeklinde de source edersiniz. Ama yani source diye bir İsminde bir komut var ya, onu kullanalım. Evet, şimdi bir dakika. Source etmeden bir şey gösterelim. Örneğin echo pet diyelim. Şu anki petimiz böyle.
Evet. Burada tabii bu arada bu kabuk da source edilmiş bir kabuk. Anlatabildim mi? O yüzden biz temiz bir kabuk açalım. Ne source etmiştik biz? Poki ortamını source etmiştik. Şimdi SDK ortamımızı source edeceğiz. Ben mesajımı verebilmek için yeni bir kabuk açıyorum. Evet. Şimdi evet. Şimdi burada bir echo pet diyelim. Evet, sade, standart petim. Ve mesela echo cc diyelim. Ve boş. Bunu set eden kimse yok. Hadi şimdi source edelim bakalım. Evet, şimdi echo pet diyelim. Oldukça kalabalıklaştı. Ne oldu? Pete, yani executable'ın çalışabilir dosyaları arama yolların listesi kabardı. Çünkü environment setup Cortex bula bula script'ini çalıştırdık. Bir de CC'ye bakalım. Bakın bu da geldi. Hem de flag'lerle beraber zengin bir şekilde geldi. Her şey şu an çok güzel. Şimdi blob dokümanımıza geri dönelim. Install SDK'yi yaptık. 1. 2. Setup Environment'ı da gerçekleştirdik. Source şu satırı da gerçekleştirdik. Bir ENV'de de şenliğe bak diyor. Yani tüm environment'ları listele. Gibi gibi. Bakın bootlin yok dolu. Bir sürü environment. Buralarda göreceğiz. Mesela CC, CXX flagleriyle beraber. O50'ler bizim open embedded. Bla 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 bla. Önceden çok daha sadeydi. Şimdi her yeni kabuk açtığınızda ne zamanki SDK'nızı kullanacaksınız, ne zamanki yeni kabuk açtığınız. Bu işlemi hep yapacaksınız. Şimdi compile an application in the SDK. Evet, bakalım bu SDK. Şimdi bu arada bakın arkadaşlar. Şu birinci ortamım, birinci terminalim. Sistem geliştiricinin bilgisayarı olarak düşünün. Sistem geliştirici vatandaş bu aynı bedende iki kişi olacaktır büyük ihtimal. Sistem geliştirici arkadaş biraz önceki SSH dosyasını arkadaşına iletti. Arkadaşı da aldı bilgisayarında açtı ve onu kurdu, source etti. Şimdi bilgisayarında onun POKİ ile ilgili bir şey yok. POKİ'ye dair bir şey yok. Reçetelerle ilgili bir şey yok. Çünkü biz üçüncü çeşit olan SDK, Extensible SDK, Extensible SDK ile ilgili sürprizlerimizi ek derslerde yapacağız. Dolayısıyla bu adam sadece uygulama geliştirici. Al abi toolchain dediniz, verdiniz yani bir elinizden bir elinize verdiniz gerçekten. Veya gerçekten bir arkadaş takımınıza takımındaki arkadaşlarınıza yoktu o işleri sizden sorumluydu. Hem kendinize hem de takım arkadaşlarınızı ilettiniz. Onlar da geliştirmeye başlıyorlar şimdi. Şimdi örnek olarak da vatandaş ister kendi source kodunu ister third party bir şeyi derleyecek. Şimdi gelin bunu şimdi bir örnek klasör açayım. Oraya gireyim. Uygulamamızı indirelim. Burada indi. İç içe iki tane BZ2 arşivi vardı. Onları tar.xf kullanarak iç içe açacağız şimdi. Şimdi bakıyoruz. İçerideki açıldı. Eniştekini de açalım şimdi. Evet. Şimdi bakalım. Bir klasör var orada. Klasöre girdim. Biliyorsunuz burada içerisinde bir makefile vardı ve DevTools uygulaması sırasında onunla biraz oynamıştık. Şimdi burada da diyor ki makefile modify et diyor. Aslında aynı şeyi yapacağız.
Ve şurada sebep farklı. Hedef aynı, cross compile olabilmesi için. Ama bu sefer bizim set ettiğimiz CC örneğin, CC environment'ının üzerine onun üzerine yeni set edilen değerin kullanılmaması için bizi uyarıyor. Ne demek istiyor bir bakalım. Stress klasörüne giriyorum. Makefile açıyorum. Evet, CC orada bize bakıyor. Çünkü neden? Şu an benim bulunduğum ortamda da bir CC değeri tanımlı ve olması gereken CC değeri tanımlı. Eğer bunun ardından çalışan bir script CC ataması yaparsa son atanan geçerli olacak. Onun yanında C flex de tanımlı. Ama bu projeyi geliştirene bırakıyorum. Bu flaglerin neler olacağını. Çünkü benim zaten istediğim özellikle kritik olan değerlerim set edilmiş durumda. Petim konmuş durumda. Benim ihtiyacımı zaten CC environment'ın genişletilmiş hali benim için gerekli olan environment değeri. Şimdi make komutumuzu çağıralım. Bakın bizim derleyicimiz kendi flag değerleriyle beraber projeyi derledi. Şimdi dosyalara bakıyorum. Burada bir stress diye bir dosya var. Bakalım. Fotoğrafın arkasında kalması. Resmin file stress diyorum. Şunu arm EA bir 5'i görüyorum. Oh tamam harika diyorum. Bir de üzerinde overwrite edelim CC değerini. Bakın GCC ile derledi. Ve file stress dediğim zaman x86-64'e göre derlemiş oldu efendim. Şimdi filmi başa saralım. Evet. Şimdi gelin. Bu dosyayı bakalım. Bir oynayalım. Çalışıyor mu? Evet, SCP ile dosyamızı homeroot altına yollayalım. Evet. Bağlantı kurdum daha önce cihazımla. Bakalım stres gelmiş mi gelmiş. Haydi bakalım stresi çalıştıralım. Burada da bize terminalin çok küçük desin. Tamam. Terminalimizi büyüttük ve buyurun. Üst ok tuşuyla döndürüyorsunuz. Sağ sol evet. Tetris. Bu Tetris. Şunu şöyle koyalım. Ben oynamaya devam edeceğim. Hepinize mutlu bir oynarken de konuşamıyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Mutlu günler. Hoppa. Görüşmek üzere. Son derste.